Merhabalar Business Channel Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz ve üstelik çok değerli bir konuğumla birlikteyiz. Efendim hepimiz suyu bir şekilde tüketiyoruz, tüketmeye çalışıyoruz. Yaz geliyor birazcık daha ağırlık veriyoruz. Kış olduğunda belki biraz geri adım atıyoruz ama su aslında her daim, her zaman bizim yanı başımızda olması gereken bir sıvı tüketimi diyebiliriz ama önemlisi de elbette birçok konuda da suyun faydaları var. Ama suyu bir şekilde tüketiriz ama nasıl, ne şekilde tükettiğimiz de elbette ki çok önemli. Ve her zaman dediğimiz gibi işi bilen kısmından bence öğreneceğimiz bugün çok şeyler var. Dilerseniz hemen konuğumu takdim etmek istiyorum kendinize. Engin Enerji Grander Su Yaşatma Teknolojisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Engin Aykurtlu bugün konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz Engin Bey öncelikle? Engin tabii, Bey kimdir, neler yapar? Tabii ki. Ben Engin Aykurtlu. Engin Enerji Su Teknolojileri firmasının yönetim kurulu başkanıyım. Grander Su Yaşatma Teknolojisi 7 yıl kadar önce Türkiye'ye distribütörlüğünü temsil ediyoruz. 7 yıl önce ülkemiz Grander Su Yaşatma Teknolojisi ile tanışmaya başladı. Grander Su Yaşatma Teknolojisi normal bilinen bütün su şartlandırma sistemlerinin tamamen dışında çok önemli bir farkındalık. Biz de misyon olarak Grander'i ve yararlarını ülkemizin tüm insanlarına tanıştırmak, bu faydalardan yararlanmalarını sağlamak için olanca gücümüzle çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Ne kadar güzel. Ben su içmeyi çok seviyorum öncelikle. Çok güzel. Suyu çok sık tüketen bir bireyim. Hı hı. Ama ne kadar, ne derece ve elbette bu suyu aslında kaliteli su bir şekilde. Su kalitesi evet. De çok önemli değil mi? Evet, evet. Kesinlikle su kalitesi çok önemli. Bu konuda toplumda çok yanlış bilinen bir takım bilgiler var. Hı hı. Mesela temiz su sağlıklı sudur denir. Bu mantıkla baktığımızda mesela araçlarda kullanılan akü suyu deiyonize su dediğimiz saf sudur. Yani en evet, temiz sudur. Doğru. Ama siz bu suyu içerseniz vücudunuzdaki mineral dengesini bozarsınız ve bir sürü hastalıklara sebebiyet verirsiniz. Temiz su eşittir sağlıklı su anlamına gelmez. Suyun kaliteli ve sağlıklı olması fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan ele alındığında tam olarak sağlıklı yapısını yakalayabiliriz. Fiziksel açıdan suyun su moleküllerinin molekül grup yapısının hegzagonal yapıda olması lazım. Yüzey geriliminin düşük olması lazım. Bu suyun fiziksel gücünü, hücrelerdeki görevini yapabilmesi için bu hegzagonal yapı suda çok önemlidir ve doğal kaynak sularında yüksek oranda vardır. Doğru. Bir kimyasal açıdan da suyun içerisindeki mineraller çok önemlidir. Kimyasal açıdan alkali mineraller, yani sodyum, potasyum, kalsiyum, manezyum gibi mineraller suyun pH'ini yükseltir. Ve bugün çok asidik, yani gıdalardan gelen asidik unsurlar var. Stres, korku, endişe vücudumuzdaki suyu asiditeye doğru çekmektedir. Elektromanyetik bütün frekanslar, cep telefonları, bunlar vücudumuzu asidik hale çevirir. Hı hı. Asidik olduğunuzda hasta olmaya çok açık olduğunuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı hı. Çok haklısınız. Dolayısıyla asidik sular vücudumuza hastalıkla alakalı unsurları taşır. Bazik sular da hastalıkların ortadan kalkmasıyla alakalı çok ciddi bir dayanaktır. O yüzden suyu çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü vücudumuzun 1/3'ü su. Evet. Yani suyu kontrol altına aldığımızda çok büyük bir alanı kontrol altına almış oluyoruz. O yüzden suyun sağlıklı yapıda olması, molekül yapısının düzenli ve hegzagonal olmasına, kimyasal açıdan alkali mineraller içerilmesine, elektromanyetik frekanslardan temizlenmesine bağlı. Mikrobiyolojik olarak da kimyasallarla bakteri kontrolünü sağlamaktansa suyun kendi gerçek gücüyle bakteri kontrolünü sağladığınızda bu üç unsuru düşünerek suyu kaliteli hale getirdiğinizde o zaman sağlıklı su diyebiliriz. Bu küçük bir şey, bu konunun şey olması için aklıma geldi, şimdi onu söylemek istiyorum. Buyurun. Spa dediğimiz bir unsur var otellerde. Spa demek şifalı su ile sağlık terapisi yapmak demek.
Şifalı su diye bir konsept var. Hı hı. Biraz önce söylediğim fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak suyu düzenlediğinizde o su şifalı su. Doğal kaynak sularında biliyorsunuz genellikle şifalı sulardır. Aynen. İşte bu spa suları aslında şifayı temsil ettiği için 4000 yıllık da bir tarihi vardır açıkçası. Spa suları aslında bozulmamış ve sağlığa çok ciddi faydalar sağlayan sulardır. Fakat spalarda şebeke suyu kullanılırsa bu eşittir spa suyu anlamına gelmez açıkçası. Bu da hakikaten bir dipnot olarak bunu hayatımıza alalım diyorum ve elbette karşımızda da artık biz Grandeur suyla tanışıyoruz. Evet. Peki evde bizler nasıl kullanabiliriz bu muhteşem suyu? Evet, evde bütünsel olarak baktığımızda Grandeur'in çeşitli ürünleri var. Kişisel ürünler var, endüstriyel ürünler var, tarım hayvancılıkla ilgili ürünler var. Grandeur suyun kullanıldığı her alanda kullanılıyor öncelikle. Hı hı. Fakat evde şöyle söyleyebilirim. Yaşayan ev konsepti diye bir konsept var. Yani yaşayan evi de şundan dolayı söylüyorum. Evimizde çok yüksek oranda su kullanıyoruz. Tabii. Aslında en çok kullandığımız su. Doğru, en fazla. Yani banyoda, hı hı, temizlikte, çamaşırda, bulaşıkta, yemekte, kahvelerde, yemekte. İllaki elimiz suyun çay içerisinde. Çay yaparken bütün hepsi suyla olan. Evet. Ve biz de suyla çalışan biyolojik bir makineyiz. Hı hı. Dolayısıyla biz evde Grandeur'i kullanırken Grandeur'in boruya bağlanır tip su yaşatma cihazı, şu gördüğünüz cihaz, bağlandığında evinize giren sağlıksız ölü su, bütün kirleticilere, hı hı, maruz, hı hı, kalan kimyasallar, pompa basınçları, elektromanyetik frekanslara maruz kalan bütün şehirlerdeki kirleticiler bunlar aslında. Aynen. Maruz kalan sulara biz ölü sular diyoruz. Hı hı. Evimizden içeriye girerken su, Grandeur'in boruya bağlanır tip cihazını uyguladığımızda oraya su yaşayan su konseptine dönüyor. Yani suyunuz Grandeur cihazından girip diğer taraftan çıkıp evinize girdiğinde doğal kaynak suyu statüsüne dönüyor diyebiliriz. Biliyorsunuz doğal kaynak sularının sağlık açısından çok ciddi kazanımları var. Hı hı. Yani siz evinizdeki suyun kalitesini Grandeur su yaşatma teknolojisiyle ciddi anlamda çok daha sağlıklı bir yapıya dönüştürerek kullanmış oluyorsunuz. Faydaları aslında hakikaten saymakla bitmiyor. Anladığım kadarıyla. Tabii, tabii. Suyun elbette ki genel özelliği, faydası var ama bu sizin elbette yapmış olduğunuz bu çalışmalar doğrusunda daha da bir harmanlanıyor. Daha da bir hem sağlık açısından ileriye dönük çok büyük katkıları var açıkçası bu. Su devip geçmemek gerekiyor yani. Evet, kesinlikle öyle. Şöyle evinizdeki her noktada Grandeur su yaşatma teknolojisinin size sağladığı faydayı hissedeceksiniz. Şöyle ki. Mesela bulaşık makinesinden çıkan bulaşıklar daha lekesiz olacak. Hmm. Temizlik alanları çok daha kolay temizlenecek. Bu suyun yüzey geriliminin düşmesinden dolayı ortaya çıkan şeyler. Doğru. Mesela septik kokuyla alakalı bir evde problem varsa Grandeur su yaşatma teknolojisinden geçen suyu kullandığınızda %90'a varan oranda ortadan kalkacak. Grandeur'in mikrobiyolojiye olan faydasından dolayı. Yani boruya bağlanır tip cihazlarımız evin içine giren bütün sağlıksız ölü suyu sağlıklı yaşayan su formatına dönüştüren bir cihaz. Hı hı. O da şurada görmüş olduğunuz evsel bir cihazdır. Hiçbir tamire, bakıma, değişen bir parçaya ihtiyacı yok. Ve gördüğünüz cihaz kendi ülkesinin en büyük bilim ödülünü almış bir cihazdır. Bilim ödülünü almış. Evet. Sağlıklı yaşam konusunda sağlıklı evler, bireylerle alakalı özellikle sağlığını muhafaza etmeye çalışan insanların Grandeur su yaşatma teknolojisini kesinlikle öğrenmeleri ve hayatlarına katmaları gerekiyor. Sağlıkla alakalı problem yaşayan insanların da, hı hı, Grandeur su yaşatma teknolojisini kullandıklarında vücutlarının sağlıklı yapısına, stabil haline dönmesinde ne kadar önemli destekleyici bir unsur olduğunu, ne kadar önemli bir katkı sağladığını rahatlıkla yaşayacaklardır. Doğru. Gördüğünüz cihaz evimize giren suyla alakalı. Peki evimize domates, salatalık, biber, sebze, meyve, bal, tereyağı, peynir, zeytin gibi gıdalar alıyoruz ve hepsini tüketiyoruz. Hı hı. Bunların bünyesinde de %60 ile %95 arasında su var. Tabii.
Grander enerji nihaleleri, şurada görmüş olduğunuz bu nihalenin üzerine de minimum 5 dakika, mesela bir sürahi suyu koyduğunuzda veyahut da bir meyve tabağının üstüne koyduğunuzda onlar da sağlıklı yapısına dönüşecek. Evet, Grander nihalesiyle, Grander enerji nihalesiyle evimize giren domates, salatalık, biber, zeytin, peynir, yumurta, aklınıza gelen bütün gıdaların %60 ile %95 arasında malum su var. Tabii. Grander nihalesinin üzerine bunları 5 dakika beklettiğinizde, daha fazla uzun sürede bekletebilirsiniz. Hı. Ama minimum 5 dakika durması gerekiyor. Hepsi doğal aromasına dönüp tadlarının değiştiğini fark edecekler. Süper. Hatta Grander kullanıcısı, dünya üzerinde milyonlarca Grander kullanıcısı var. Şu testleri çok rahatlıkla yapabilirler. Evlerinde yüzlerce test yapabilirler. Hı hı. Mesela domates, salatalık, portakal, limonu ikiye böldünüz, evet, kestiniz. Yarısını nihalenin üzerine koyacaksınız. Diğer yarısını 3 metre uzakta tutacaksınız. 5 dakika durduktan sonra buradaki doğal ve sağlıklı yapısına dönüşecek ve tatların hepsi değişecek. Diğerleriyle, diğerini Grander nihalesinde yaşatılan yiyecekleri yediğinizde tatlarının ne şekilde olduğunu, diğer örnek diğer yarısının ne şekilde olduğunu rahatlıkla fark edebilirsiniz. Ne kadar güzel. Tabii tatsal değişim bir sonuç aslında. Fakat biliyorsunuz günümüzde organik pazarlar var. Hı hı. Bir de normal market ürünleri var. Evet. İnsanlar şu anda market ürünlerinden neden doğal organik pazarlardan alışveriş yapmaya başlıyorlar? Şu sebepten dolayı. Market ürünlerindeki bütün gıdalar raf ömrünü uzatmaya yönelik kimyasallar kullanılır. Bunlar da ürünleri doğallığından uzaklaştırır ve bir sürü hastalıkların kapısını açan unsur olur. Çünkü siz ne yerseniz içerseniz sağlığınızda o yönde bir yön gösterecektir. Vücut ona göre bir cevap verecek. Tabii ki. Siz ne yiyorsanız, ne içiyorsanız sağlığınızda ona göre şekilleniyor. Dolayısıyla organik pazardaki ürünler kimyasalsız, daha doğal haliyle yetiştirildiği için sağlığımız açısından daha uygun. Hı hı. Ama marketteki ürünlerde tam tersi, kimyasallı, raf ömrü uzasın diye, işte renklendirilsin diye kullanılan unsurlar da sağlığımıza olumsuz yansımaları söz konusu. Tabii bu iki bilgi çerçevesinde Grander'in şöyle bir dengeleyici durumu söz konusu. Grander nihalesini, kolyesini, boruya bağlanır tipini veya kalemini, bu evsel bir pakettir aslında. Hı hı. Kullandığınızda aslında marketten almış olduğunuz ürünün kalitesini daha yukarıya taşıyıp, daha sağlıklı yapıya taşıyıp o şekilde tüketme imkanı sağlıyor. Organik pazardakini de düzenleyebilirsiniz. Yani onun da muhakkak bozulduğu noktalar var. Çünkü su her yerde bozulmuş durumda. Bunu düzenlemedikten sonra tüketmek işi tam başarmış anlamına gelmiyor. Gelmez. Nihale'nin evimizdeki görevi de bu. Eve giren bütün yiyecekleri, hatta hasta olan insanlar yataklarının altına, yastıklarının altına koyarak yattıklarını da söyleyebilirim. Tabii ki. Vücut suyunu egzagonal yapıya dönüştürüyor. Çok önemli olan bir kolye var. Grander kolyesi. İçerisinde Grander bilgi suyu var. Bu kolyeyle de bütün yiyeceklerin tadını değiştirebilirsiniz. Grander ürünlerinin hepsiyle bunu yapabilirsiniz. Yani kolyesi, kalemi, nihalesi veyahut da boruya bağlanır tip. İçinde su olan her şeyi doğal yapısına dönüştürür. Dolayısıyla hegzagonal yapıya dönüştüğü zaman o bir canlılık, o bir güç kazandırır fiziksel anlamda. Hı hı. Dolayısıyla bütün ürünlerle bu söylemiş olduğum çalışmaların deneyimlerini yapabilirsiniz. Grander kolyesini boynunuza takıp vücudunuzda temas ettirdiğinizde, hı hı, günümüzde biliyorsunuz elektromanyetik frekans alanları çok fazla. Yani bu odada binlerce frekans, kesinlikle, var. Radyo frekansları, televizyon kaç frekansları. Kaçırmak ne mümkün? Evet. Vücudumuz bu frekanslarla normalden çok daha fazla mücadele ediyor. Ve dolayısıyla sizin vücudunuzun enerjisini, gücünü aşağıya çeken unsurlar bunlar.
Grander kolyesini taktığınızda, vücudunuza temas ettiğinde vücudunuzun anteni görevini yapıyor diye bir düşünebilirsiniz. Ve o frekansları nötrleyerek vücudunuzun o frekansları silmek için harcamaya çalıştığı enerjiyi vücudunuzda başka bir problem varsa onu gidermek için kullanma fırsatı tanıyor. Dolayısıyla aslında şöyle güzel bir kelime vardı, tam yeri geldiği zaman söyleyeyim. Günümüzdeki insanlar vücudunu iyi yönetmeyi bilmeliler. Yani bugün sağlıklı yaşamak hem vücudunu iyi tanımaktan tabii ve ki onu iyi yönetmekten geçiyor. Çünkü hayatımıza giren ve bundan sonra da girecek olan çok ciddi teknolojik gelişmeler var. Bunların bize getirileri var ama götürülerini de hesap ederek bir takım tedbirler almak zorundayız. Grander kalemi de üzerinizde taşıyorsunuz. Çay, kahve, çorba içerken şurada Grander kalemini görüyorsunuz. İçinde su var. Bu suyu ben yaşayan su haline getiriyorum. Bu şekilde. Ve yaşayan su haline geldikten sonra, yani doğa kaynak suyu statüsü diyelim ona. Bu konuda bilimsel çok çalışma var. Sizin su kaliteniz, sizin sağlık kalitenizle de direkt ilintili. Tabii. Ve o şekilde tüketiyorum. Grander kalemi üstümde, dışarıdaki ne içiyorsam, ne yiyorsam hepsini düzenleyerek tüketme imkanı sağlıyor. Yani evde boruya bağlanır tip, eve giren banyo suyunu, temizlik, çay, kahve, yemek suyunu düzenliyor. Nihale eve giren bütün yiyecekleri düzenliyor. Kalemle dışarıdaki tükettiklerimizi düzenleyerek tüketiyoruz. Kolyede sürekli boynumuzda, vücudumuza temas edecek şekilde kullandığımızda bu dörtlü grup sağlık açısından çok büyük bir koruma kalkanı haline getiriyor bizi. Vallahi Grander her şeyi düşünmüş işin açıkçası. Bize de artık bu sağlıklı suyu en kısa sürede tüketmek zaten kalıyor. Evet. Hemen çok hızlıca şunu da sormak istiyorum. Her ne kadar aslında çok güzel detaylı bir şekilde adlandırdınız. Ama yine de şunu da sormadan da geçmeyeyim. Yani izleyenlerimiz varsa belki benimle hemfikir olup o soru da akıllarına gelmiştir. Biliyorsunuz ki arıtma suları da var sektörümüzde. Ama aslında Grander bununla hiçbir alakası yok. Evet. Değil mi? Aslında bambaşka bir platformda. Evet. İnsan sağlığını tamamen düşünen su, ama nasıl bir su? Elbette artısıyla yiyeceğimizi, içeceğimize, yani hayatımıza bir fiil olması gereken bir sıvı tüketimi haline sizler bizleri sunuyorsunuz. Tabii. Bizler size çok ama çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. İnşallah bu Grander artık fazlasıyla çevremizde çok daha sık görür ve bizler de aslında tüketir duruma geliriz. İnşallah. Tabii ki. Çünkü sağlık, stresten uzak durmak, mutlu olmak, yanı sıra yiyeceğiniz, içeceğiniz, tükettiğiniz tüm gıdaların da aslında büyük bir artısı var. O yüzden de Grander işin formülünü çözmüş. Bunu da bizlere sunuyor. Biz de artık sağlıklı bir şekilde inşallah da bu suyu da tüketmek ve kullanmak kalıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum size Engin Bey. Çok sağ olun. Başınız devamını diliyoruz efendim. Çok sağ olun. Her zaman dediğimiz gibi efendim, işi bilmek böyle bir şey işte. Siz de bence en kısa sürede sağlığınıza, hani ben zaten sağlıklı bir şekilde kendime dikkat ediyorum demekle olmuyor. Bir fiilde elbette bu yardımcı, aslında yardımcı değil de bu sıvı su tüketiminde Grander sayesinde tüketmemiz gerekir diyorum. Engin Aykurtlu efendim bugün konuğumuzdu. Kendisi Grander Su Yaşatma Teknolojisi'nin yönetim kurulu başkanıydı. Bir sonraki İşi Bilen programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.